Skorer Mutfağı hoş geldiniz sevgili izleyenler. Caner Bakır'la birlikte Süper Lig'in 29. haftasını değerlendireceğiz. Önemli olan maçları tabii ki öne çıkanları. Caner hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Heyecanlıyım tabii ki çünkü bu hafta hem şampiyonluk yarışını biraz daha kızıştıracak karşılaşmalar var. Özellikle Başakşehir-Galatasaray karşılaşması. Ama biz şöyle önce bir Beşiktaş-Konyaspor mücadelesini değerlendirelim. Kritik bir süreç oldu tabii çünkü iki tane pozitif vaka çıktı Beşiktaş'ta. O yüzden herhalde zannediyorum Sergen Hoca da kadrosunu ona göre kurmuştur ya da yedek oyuncular mı tabii bilmiyoruz. Oyuncu kişisel özel şeyden dolayı açıklayamıyoruz isimleri. Sen ne dersin, nasıl geçer? Bir moral bozukluğu olmuş mudur Beşiktaş'ta? Muhakkak olmuştur. Bir de iki pozitif vakanın dışında iki tane de sakat açıkladı Beşiktaş, biliyorsun. Evet, evet. Adem Laiç ve Lens'in de sakatlığı var. Ama o iki pozitif vakanın son iki itmana katılmadığı ve takımla çok 2-3 gündür takımla birlikte olmadığı söylendi. Gelen haberler o yönde. Hangi isim olduğunu bilmiyoruz da. Hani evet. En azından takımı çok ciddi sıkıntıya sokacak bir durum yok gibi. Yani takım maça Sergen Hoca'nın kafasındaki kadroyla hazırlanmış. O iki oyuncu muhtemelen yani Konya maçında düşünülmeyen iki oyuncu gibi geliyor bana. Onun dışında Beşiktaş maçın favorisi kağıt üzerinde. Maça gelecek olursak. Geçtiğimiz hafta bol gollü bir galibiyet aldılar. Ne kadar Ahmet Nur Çebi oyundan memnun olmasa da. Çok enteresan bir açıklamaydı o, biliyorsun. 5-1'lik galibiyetten sonra oyun beni pek tatmin etmedi açıklaması duymayız biz normalde. Ama moral bulan bir galibiyetti. Seyirci yok ama ben Konya maçını Beşiktaş'ın geçeceğini düşünüyorum. Yani sakatlar var evet ama bir ritim tutturdu siyah beyaz takım. Antalya mağlubiyetiyle başlamıştı ama ben geçeceğini düşünüyorum. Çünkü ciddi bir Avrupa hedefi var Beşiktaş'ın. Yani bunu göz ardı edemeyiz. İşte şampiyon takımında Trabzonspor'un da özellikle Avrupa'ya gidemeyecek olmasından dolayı o üst sıralar biraz karıştı. Sen de biliyorsun. Beşiktaş'ın da bir Avrupa hedefi var. Gelecek sezon planlaması yapılıyor. Onun dışında yani ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Peki gelelim en haftanın ortalığı kızıştıracak karşılaşmasına. Başakşehir-Galatasaray karşılaşması. Şey çıkıyor. Alev emojisi var ya. Evet. Tam böyle alev emojili bir maç ya. Gerçekten. Evet. Şimdi Başakşehir biliyorsun Trabzon'un puan kaybetmesiyle lider durumda. 2 puan farklı ve ben şöyle bir iddiada bulunacağım. Yani çok ciddi bir iddiada değil ama Galatasaray'ı yendiği takdirde Başakşehir'in ben şampiyon olacağını düşünüyorum. Oo. Yani çok ciddi avantaj sağlayacaklar. Bir de biliyorsun Galatasaray'a ters gelen bir takım Başakşehir. Özellikle Fatih Terim stadında. Yani hiç affetmiyorlar. Bir de havayı da yakaladılar. Okan Hoca'nın bir sistemi var. Galatasaray'ın biliyorsun içinde bulunduğu süreç, işte Muslera'nın sakatlığı, 2 haftada kaybedilen puanlar, kendilerine göre söylenen hakem hataları, son maçtaki 6 saniye kuralı derken böyle tam bir yaralı Galatasaray'ı buldular. Aslında yaralı Galatasaray Süper Lig takımları için tehlikelidir. Bir yaralı Fatih Terim'in takımı tehlikelidir ama şimdi Başakşehir faktörünü de göz ardı edemeyiz. Okan Hoca, sistem takımı, Edin Vişçalar, İrfan Canlar, Kribelliler, Dembabalar, yani saydığın zaman insanın bir şeyi oluyor. Bir içi gıdıklanıyor yani. Ben Fatih Terim olsam bir moralim bozulur hepsini saysam. Ya ben bunlara nasıl önlem alacağım? Bir de içinde bulunduğum bir moral bozukluğum var. Okan Hoca tarafına gelirsem ciddi ciddi şu an şampiyonluğu hayal ediyor. Galatasaray'ı yenersem şöyle olur, böyle olur, puan farkını hesaplıyor. Bir de önümüzdeki hafta Trabzon Galatasaray maçı var. Evet. Orada da büyük bir kırılma yaşanacak. Çünkü o hafta Başakşehir Antalya deplasmanına gidiyor. Yani bu hafta Galatasaray'ı yenip haftaya Antalya deplasmanında kazanıp da orada bir beraberlik çıkarırsa Başakşehir için şampiyonluk kutlamalarına başlayabilir diyebiliriz. Yani taraftar yok ama evet. camia kendi içinde bir kutlamaya başlar. Yani ben bu maçın şampiyonluğa götürebileceğini düşünüyorum Başakşehir'e. Yani çok kritik bir dönemeç. Okan Hoca da onun hayalini kuruyordur. Hazırlıklarını yapıyordur. Bir de yani şöyle çok sistematik bir takım. Yani Galatasaray'a karşı bir taktik planlaması yaparken işte kontrolü de oynayabiliyorlar. Önde de basabiliyorlar. Yani şeyden
menüden istediği taktiği çıkarabilen bir takım. Yani o da büyük artısı Galatasaray karşısında. Ama dediğim gibi bu hafta Şam diyebiliriz, Şam. Evet, sen diyebilirsin, ben demiyorum henüz. Niye sen hala Trabzonspor'da? Ben bir süre daha böyle pusuda bekleyeceğim şu anda. peki gelelim Trabzonspor Ankara Gücü karşılaşmasına. Yine bir kritik karşılaşma. Trabzon en son bir beraberlik yaşadı. Şimdi mutlak bir 3 puan çıkartmak zorunda Ankara Gücü karşısında. Ankara Gücü de yeni hocasıyla çıkacak sahaya. 6 haftalık sözleşme imzalanan İbrahim Zülmez ile çıkacak Ankara Gücü. O da çok enteresan bir süreç. Biliyorsun Mustafa Reşit Akçay'ın gönderilme sebebi olarak Trabzonspor'u gösterildi. Çok rastlamadığımız bir durum aslında. Bir de çok önce yaptığı bir açıklama yüzünden. Evet. Orada da enteresan şeyler oluyor ama Trabzonspor'un ben rahat kazanacağını düşünüyorum. Yani evinde Ankara Gücü de kırılgan bir takım. Küme düşmeme mücadelesi veriyorlar ama Trabzonspor karşısına direnemezler bence. Trabzonspor 3 puanı cebine koyup diğer maçtan gelecek sonucu bekleyecektir. Yani bir kulağı orada olacaktır. Kesinlikle. Ben de Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Rahat kazanacağını düşünüyorum. Sen her hafta aynı şeyi düşünüyorsun. Evet. Başakşehir Galatasaray'da ben beraber kalacaklarını düşünüyorum. Dur bakalım neler olacak. Açıkçası bu hafta çok güzel futbol şöleni yaşanacak diyebiliriz. Kesinlikle. Bakalım peki, neler olacak. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Skorer Mutfağı'nın sonuna geldik sevgili izleyenler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.